Hadi gençler, hadi gençler. Daha hızlı, daha hızlı. Daha heyecanlı olmalıyız. Hadi arkadaşlar, hadi. İşte büyük projemizi gerçekleştireceğimiz filmimizin ana mekanı olan Eski Güzel Sanatlar Fakültemiz. Sen şimdi eğer dopu çekeceksin mi birader bu elindeki aletle? Tabii çekeceğim oğlum. Bunlar filmin hazırlık aşamaları da. Oğlum yalnız çok büyük değil mi lan burası? Hani tek odada falan çekecektik biz ya. Vallahi Çağlar abi burayı önerdi ki şu andan itibaren ben de Çağlar abiye katılıyorum. Baksanız oğlum şu harabe. Oğlum burada ne çeksen korku filmi olur lan. Ya arkadaşlar bence biraz fazla abartın mekan. Hı. Gidelim başka bir yer bulalım, baksanıza şuraya. Hadi arkadaşlar gidelim lütfen. Ya kızım zaten... Hadi gel. Ya bir dinler misin Zeynep'ciğim? Şu arabeden bir tane oda bulacağız, orada çekeceğiz ya. Yani. Ne yapacağız? Evde mi çekerim? Ya böyle biraz kasvetli bir ortam lazım ki burası iyi bence ya. İyi, tamam hadi o zaman. Bir oda bulalım, sonra gelir düzenleriz. Bana evet, bakalım işte, tartışmamız çok saçma bence. Ne işiniz var burada? İşte. Ya bir şey diyeceğim. Sizin bu haliniz ne ya, düğüne gelir gibi gelmişsiniz lan. Ay salak, ben hiç öyle değilim. Anlaşmayın beyler. Bu ne? Doğru suçlular abi, suçlular. Ay örümcek ağlarına bak. Özgür. Öf oğlum çok pislendi. Nasıl güzel mi? Yok Özgür. Ya Özgür sikeceğim. Ne biçim mekan lan burası? Niye oğlum ya? Bizim bütün hocalar Çağlar abiden mevlam mezun olmuşlar. İyi bok yemişler. Ya ama burası çok pis ya. Bir kremi ararsan vardır burada. Gerçekten mi? Beni alacak oğlum ya. Karar veremediniz ki. Bulacağız şimdi bir tanesini. Nerede? Tamam ya. Oğlum Çağlar İbnesi nerede? Ya madem mekan burası olacak ama koyayım bir gelip baksaydı ya. Adam yönetmedi işte oğlum. Ne bileyim ya. Ne derse onu diyor işte. Götümün yönetmeni abi. Bir dakika sessiz olun. Ne oldu? Bu mu güzel? Bir ses var. Garip bir ses geliyor binadan. Esat triplere girer millet. Ya bir sessiz ol. Senin o kepçe kulakların duymaz canım bu sesleri. Benim mi kulaklarım kepçe ha? Bir dakika arkadaşlar. Esra ne gibi sesler diyorsun? Ya böyle bir uğultu, derin bir çığlık gibi bir şey duydum. Sikeceğim sizi daha, panik yapmayın. Ay, ya. Ay bu şu falan ya. Burada. Nerede ya? Nerede var orada? Bir dakika. Ne var orada? Bir dakika. Dur. Bir şey var orada. Allah kahretsin ya. Allah'ım ya. Ha Tolga'yı vurdu. Bu ne ya? Kim koymuş oğlum bunu buraya? Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Neredesin oğlum? Sen arıyorsun zaten. Çek. Allah Allah, oyuncak bebeğin içinde varıyorsunuz oğlum benim, mal mısınız ya? Telefon geldi, telefonla konuştum. Yasak mı amına koyayım, Allah Allah. Ya of, hadi dalaşmayın abi, artık, gerildim Allah. At onu da bir, o ne ya? Ya sen devam ya. Tamam, devam. Filmde kullanırız, değil mi? Aynen. Abi, devam et. Bak, bu da hep kullanılabilir, çok güzel. 23 ya. Şuraya da bakalım. Neresi abi? Şu odaya girelim. Nereye işler şuraya? İşte burası be! İşte burası, gel millet be! Çok iyi. Güzel lan, sana var mı? Allah burası. İşte, aynen burası. Baksanıza, masayı falan şu orta kısmına koyarız. Cinci arkadaşlar, biz hepsini buraya koyarız, olmaz mı? Abi, rejim masasında şu arkaya gitsiniz. Süpersin işte. Şu derinliğe bak, şu derinliğe baksana, şu derinliğe bak. Şu kapılar acayip bir derinlik kadar ha. Buraları kullanırız hadi. Ooo çok güzel. Söyle. Oğlum senaryoyu yazmışsın.
Yani işte fincanlar uçuşacak, ne bileyim mumlar sönüyor falan filan, her şey dağılacak, yapabilecek miyiz lan bunları biz? Onlar olayacak, hepsi benden merak edemeyim. Şey diyeceğim ya, burada salon falan var diyorum sen. Nerede oyun salonu, nerede seçeceğiz? Salon yok lan, o salona gidelim o zaman. Onun mekanı uçmasın bile, tamam mıdır? Tamam. Hadi o salona gidelim o zaman. Millet Çağlar abinin dediğine göre salon burada bir yerde olmalı. Kötüdür ha. Yavaş dur. Bir şey var orada. Bir şey var. Demir parçalar var. Dikkat. Beyler ben bir ışıklara bakayım ya. Aynen. Abi nasıl geldi ya? Yalnız korkutuyor insana. Bir şey diyeyim mi? Mekanı iyi kullanırsak her türlü yürürüz ha. Işıklar bir gelsin. Mehmet. Hadi oğlum lan. E hadi. Ha. Tamam. Tamam gel. Abi süper bir yer burası. Of. Tam film için yaratılmış bir yer burası. Gerçekten. Özgür bak. Çok güzel. Şuraya sinema perdesini atsak da şu tamam, sene şu köşelere falan kameraları koyarız. Eski gizli kamerayı şöyle şuraya yere koyduk. Abi aynen seyircileri de izleyeceğiz. Of çok güzeldi ya. Kimler oynadı burada? Ya ne heyecanlar yaşandı ya. Tamam. Duygusala bağlamayın abi. Duygusala bağlamayın. Sevgi oldu bir anda. Ben canlı yayın için elektrik aksamlarına falan bakacağım. Siz de bir ana girişleri falan bir kontrol edin, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi abi durmayın hadi. Sevgilim çalışıyor. Kameranın ne işe anlamadım. Kayıt alan üstelik hem de. Evet. Mekan işi tamamdır millet. Her şey süper olacak. Hazır mıyız? Hazırız. Kardeşim her şey harika olacak ama değil mi ya? Bayağı harika oldu her şey yani biz. Beğendik bayağı. Sen şimdi bugün çekilen bütün görüntüleri filme koyacak mı birader? Yani olabilir. Yapım ve hazırlık aşaması da her şeyi koyabiliriz belki. Belli değil. Ne oldu ki? Ama her şeyi koyacağım. Ya bütün çektiklerini koyacak mısın? Ne anladın mı? Ben... Ne zevzeksiniz lan? Gel. Bugün iki kızın adı yok böyle bir şey lan. Sadece siz gördünüz tamam mı? İyi. Sakın söylemeyin ağzınızı kapatın. İyi tamam ama sen de yani artık iyi iş çek mekanını da bulduğuna göre tamam, gidelim mi kardeşim? Ne var lan Allah Allah. Uzatmayın oğlum tamam ya. Tamam oğlum hadi sıkı olup gidelim tamam ya. 15 gün var diyorsunuz çekimlere bir dünya işimiz var amına koyayım. Hadi millet gidiyoruz artık. Tamam ya hadi. Hadi sizi bekliyoruz. Ben de gelenler gelsin. Sen de söyledin. Sevgililer ya. Merhaba. Merhaba. Gidiyoruz mutlu musunuz? Çiçek aldım. Hadi bakalım. Merhabalar Merve. Merhaba Özgür. Merhabalar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kapat artık. Bunu da mı çekeceksin? Kapattım. Thank you.
Evet sevgili izleyiciler, yayınımızın başlamasına yarım saatten az bir süre kaldı ve heyecan dorukta. Birazdan dünya sinema tarihinde bir ilki deneyeceğiz ve canlı yayında film çekeceğiz. Sizce de çok eğlenceli değil mi? Hadi gelin şimdi bu kahramanlarımızı tanıyalım. Ve karşımızda yetenekli Bay Ripley! Usta kurgucu ve montaj dehası Umut Özdemir. Uza oğlum uza, uzaklaş hadi. Hadi oğlum bir şey söyle, bir şey yapsana ya. Bak bu kamera arkası çekimleri ileride çok işimize yarayabilir, demedi deme. Bak, bak aşağı bak. Bu sıcak kanlının yaklaşımından sonra devam ediyoruz. Bu seksi çirkin ördek yavrusu da Esra. Ne bağırıyorsun oğlum, sesleniyorum. Esra bizim seslerimizi kaydedecek. Esra Hanım, bu tarihi an öncesi bizimle bir şey paylaşmak ister misiniz? Hadi sus, sen geçin. O bir vegan, o bir vejeteryan ve... Aynı zamanda ikinci kameramanımız. Evet, sendeyiz Ezgin. Hadi bakalım. Sendeyiz. Hadi, sendeyiz hadi. Hadi bakalım. Hadi göster bize. Hadi göster. Oğlum siktir git başımdan ya. Çek şu kamerayı. Oyuncularımıza gelelim. Onlar Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünün en seçkin isimlerinden. Gençler, bizimle bir şeyler paylaşmak ister misiniz? He? Bizi izleyecek arkadaşlara tek bir şey söyleyeceğim. Korkmaya hazır olun. Çünkü götünüz koltuklara yapışacak. Evet. Selam. İzleyin gün. İşte bu kadar yeter abi. Merhaba. Merhaba. Ay ben çok heyecanlıyım. Merve ben. Bu sinema projesinde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve karşınızda Selim. Olduğunuz gibi oyuncu seçimlerine ne kadar doğru bir karar vermişiz değil mi? Hadi gidelim yüzüne kadar birazdan başlayacağız. Kurumuzun Medan İftiharı. Filmlerimizin vazgeçilmez ismi Çağlar Hoca! Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum sen benim düşmanım mısın lan? Ha? Olur mu öyle şey? Düşmanım mısın oğlum, gerimden geliyorsun böyle? Kapat şu kamerayı, kapat. Hazırlıklara falan başlayın hadi. Tamam hocam. Canlı yayına gireceğiz. Tamam başlıyoruz. Haydi canlı yayın. Kapat şunu! Sevgili seyirciler, kıymetli sinema severler, hepiniz filmimize hoş geldiniz. Bizler Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon ve Oyunculuk Bölümü son sınıf öğrencileri olarak sizleri bugün buraya bitirme projemize tanıklık etmeniz için çağırdık. Korku sinemasında gerçeklik teması üzerinde deneysel bir proje yapacağız. Sizler için tek mekanda sadece bu adada geçen bir korku filmi çekeceğiz. Filmin konusunu anlatacak olursak kısaca bir grup gencin cin çağırma aynı sırasında başlarına gelen paranormal olayları anlatacağım. Şimdi sıkı durun. Yayınımız canlı olacağı için hiçbir dijital efekt kullanmayacağız. Dijital efekt yok. Bunun dünya tarihinde ilk olduğunu ve tarihe tanıklık edeceğinizi söyleyebilirim. Şu an içinde bulunduğumuz bina, 2007 yılından beri terk edilmiş olan eski fakülte binası. Sizler bu binanın ön tarafında, yani sahne kısmında olacaksınız. Bizler ise arkada, eski dersliklerin olduğu bölümdeyiz. Şu an bakmakta olduğunuz sinema perdelerine kameralarımızdaki görüntüleri wireless aktarıcılarla anlık olarak ileteceğiz. Sinema salonundaki güvenlik kameraları sayesinde bizler de sizleri çok net bir şekilde görebileceğiz. Beyler bayanlar, kameraları el sallayın. Hepimiz canlı yayındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Huluhiye leyye neştime alefarun minel cinni fihalmi innâ sevna kur'anen acelen.
Yehdi ile rüşdi fe amennâ bihî velen müşrike bi rabbina ehâden. Ve ennehu teâlâ ceddu rabbina metehâzis gaybeten velâ velâden. Ve ennehu kâne yehûlü sefîhûne alellâhi şetâtan. Ve enne zanenne ellen tekulenin süvel cinnü alellâhi keziben. Ve enne yukhane Durmayın, durmayın, devam edin! Devam edin! Kestik amına koyayım, kestik. Ya arkadaş, ikinci sonuncu değil misiniz ya? Ya doğaçlama yapın, devam edin! Rüzgar eski kapı çarptı, ne yapacağım ben? Camı neyi keseceğim? Baştan alıyoruz, hadi! Kusura bakmayın sevgili seyirciler, canlı yayının cilveleri işte. Bismillah kalın. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluhiye ile yeğne üstümeya nefâhu minel cinni fekâru innâ sebine Kur'an-ı Raceben. Yehdi ile rüşdi fe amennâ bihî ve lem müşrike bi rabbina ehâden. Ve ennû teâlâ ceddu rabbina metehâze sahibeten velâ velehden. Ve ennû ikhane yekûlü sefîhûne alellâhi şetâtan. Ve ennî zanennî ellem tekûlen insü vel cinnû alellâhi kezîben. Ve ennî ikhane ricâlu minel insî yeruzîne bir ricâlin minel cinnî fezâduhum rehekan. Nerede? Burada mısın? Bizi duyuyor musun? Eğer bizi duyuyorsan bir işaret ver. Bize kendini gösterebilir misin? Rüzgar esiyor oradan, tamam mı? Yani her rüzgar esinde canlı evi kesmememiz gerekiyor. Hadi arkadaşlar, toparlanıp tekrar alalım. Arkadaşlar, kameraları fixleyin, geniş açı takın. Tamamdır, takıyoruz. Yardım edin, size yalvarıyoruz, ne olur!
Görüntü gitti. Görüntü gitti. Esra. İşlerle uğraşan bir hoca varmış, onu aradım abi. Ondan aldım zaten duayı. Ama dedi ki, duayı sonuna kadar okuma dedi, yoksa musallat olur dedi. Ben de sonuna kadar okumadım, yemin ediyorum okumadım abi, yemin ediyorum sonuna kadar okumadım. Sen ara şu hocayı, ara. Var mı numarası, ara şunu. Hadi, hadi, kalk kendine gel, kalk. Hadi ara. Arıyorum abi. Hoparlör aç. Tamam. Vereceğim. Alo. Alo. Abdullah hocam. Hocam benim Tolga. Hocam ne olur yardım et. Allah aşkına kurtar bizi hocam. Ne olur yardım et. Hocam, o üç harflerden birisi. Musallat oldu galiba, gitmiyor hocam. Bir arkadaşımız öldü, mahsur kaldık. Ne olur yardım et hocam. Dur, ben de şeytanlar hocam şunlar. Ne diyorsun evladım sen, duayı tam verdin falan. Hocam, sonuna kadar okudum zaten duayı ama bir işe yaramıyor ki. Dur, sakin ol oğlum. Tanrı anlat, kaç kere okudun duayı? Kaç kere? Ya okudu işte hocam, 3-5 kere okudu, tekrar aldık. Yok mu bunun bir gönderme duası falan, okusana. Ben duayı okuyacağım, Allah'ın izniyle çekip gidecektir cinnet. Aizu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve ennehu kâne ricalun minel insi yâzûne abricalin minel cinni fezâduhum rehâfen. Ve ennehum zannû kemâ zannettum enler yapsarahu ehâden. Ve enne âlemessâme vefâsâdûhum. İşe yaradık. Hocam işe yaradı dedi. Devam et hocam. Devam et hocam. Ennehu kâne ricalun minel insi yâzûne abricalin minel cinni fezâduhum rehâfen. Bir şey yok abi, temiz. Hadi. Nasıl geldin?
Tamam. Dur. Sakin. Ben alırım abi. Thank you.
Salondaki seyircilerden biri olabilir. Ana kapı yerinde kulis kapısından çıkıp buraya sıkışmış olmalı. Ezgi! İyi misin Ezgi? Ezgi iyi misin? Ezgi! 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 Umut! Umut! Ezgi! Şu anda Eski Güzel Sanatlar Fakültesi binasının önündeyiz ve burada durum çok karışık. Sebebi anlaşılamayan bir yangın çıktı ve ortalık fena halde karıştı. Sağlık birimleri onlarca yaralıyı tedavi etmeye çalışırken itfaiye ekipleri ise binanın girişindeki yangını söndürmeye çalışıyorlar. Memur Bey, Memur Bey. Geçmiş olsun. İçeride neler olduğunu anlatayım. Çocuklar var içeride. Peki neler oldu anlatır mısınız? Neden buradaydınız? İçerideki çocuklar.
Özel Harekat Şube Müdürü Komiser Burak. Sesim geliyor mu gençler? Duyuyor musunuz beni? Kurmuş olduğunuz canlı yayın sistemi sayesinde sizi perdeden izleyip yerinizi belirleyeceğiz. Şu an binanın güvenlik kameraları aktif. Sizleri oradan görebiliyoruz. Bu elinizde kameralar var. Onları görüyorum. Onları açıp kayıt moduna getirin. Bir arada kalın ve bizim yönlendirmelerimizi bekleyin. Görüntü geliyor mu komiserim? Çağlar ben. Tamam Çağlar. Ses ve görüntü var. Merhabalar komiserim, ben Özgür. Şu an görebiliyor musunuz, bizi duyabiliyor musunuz? Tamam Özgür. Şimdi gençler, orada neler oluyor? Bir sakince bir olayları bana bir anlatır mısınız? Ne yaşıyorsunuz orada, neler oluyor? Dinliyorum sizi. Tamam komiserim. Biz bir film çekmeye karar verdik. Böyle paranormal olayları konu alan bir filmdi. Sonra cin çağırma gibi şeyler. Sonra ne olduysa ondan sonra oldu. Bu Yavşak Tolga gerçek bir dua mı ne okumuş? Ondan sonra bize musallat oldu ve bir daha gitmedi. Yardım edin. Ya komiser bey, hikaye mi dinleyeceksiniz yoksa bizi buradan kurtaracak mısınız? Ya bir arkadaşımız öldü. Diğeri de kayıp öldü mü ne oldu bilmiyoruz. Ya bu cehennemden bizi bir an önce kurtarın ne olur. Yalvarıyoruz size, ne olur kurtarın bizi bir an önce buradan lütfen. Gençler, biraz sakin olun. Ne kadar korktuğunuzu görüyorum. Ama şu anda özel harekat olarak binaya ulaştık. Binaya girmek için uygun bir nokta arıyoruz. Çatıdan ya da farklı bir noktadan giriş yapacağız. Şimdi siz neredesiniz? Bana tarif edebilir misiniz bulunduğunuz noktayı? Lanet olsun. Tamam. Komiserim şu an zemin kattayız. Bu sahnenin olduğu ana çıkışa yakınız ama oradaki kapılar kapalı. Hiçbir şekilde çıkamadık. Biz de arka kapıya doğru yöneldik. Belki orada bir çıkış buluruz diye ama orada da bulamadık. Eğer yine bulamazsak üst kata çıkış yapacağız. Peki bu ikinci grup. Çağlar, siz neredesiniz? Komiserim biz ikinci kattayız. Eskiden öğretim görevlilerinin olduğu yerde. Yan binaya geçmek için çıkış arıyoruz. Şimdi gençler şöyle yapıyoruz. Siz iki ekip kendi aranızda haberleşip belli bir yerde toplanıyorsunuz. Biz binaya giriş yapar yapmaz sizi gelip oradan alıyoruz. Tamamdır, anlaşıldı komiserim. Tamamdır. Çıkışa doğru gidelim, orada bekleyelim. Hadi. Hadi arkadaşlar. Ya bir şeyler oluyor. Thank you.
sana öyle. Sen bir şey yapmadın kardeşim, kendine gel ne olur. Nurgül değildi o. O şeytanın onu öldürmüştü. Özgür. Özgür, toparla kendini Özgür. Şansınız varken buradan bir an önce çıkıp kurtulmalıyız. Bu sittiğiniz günahınızla hepinize... Çocuklar, o kapının ardında ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Kendi hayatınızı tehlikeye atmayın. Alt kata indin ve arkadaşlarınızla buluşun. Birazdan alacağız, sabredin. Sabır mı? Ne? Sabır falan kalmadı artık, sabır bitti. Ne sabır? Yeter şuraya nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaldık burada abi. Özgür ne abi? Demek ne olacak? Herkes hak ettiğini bulur. Tamam mı? Arkadaşlarımız burada geberip gittiler. Biz ne yapacağız? Ölüme gelip bizim olmasına mı bekleyeceğiz? Hepiniz aynı fikirde misiniz? Evet. Ha? Can Tatlı hocam ne yapalım? Can Tatlı ha? Öyle evet. Mi? Mehmet'le Özgür'ü ölüme bırakacaksınız yani. Çok mu çıkmak istiyorsunuz ha? Hadi hadi hadi. Siktirip gidebilirsiniz artık. Hadi! Burada durum hala bilinmezliğini korumakta sayın seyirciler. İçeride mahsur kalan öğrenciler için arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Ancak pencerede birileri var sayın seyirciler. Büyük ihtimalle içeride mahsur kalan öğrencilerden bir koç... Dinleyin lan dinleyin! Keşke telsizi kapatıp da gitseydiniz millet. Gidin bakalım. Tamam, her şey benim suçumdu evet. Her şey benim suçumdu. Bedelini de ödemeye hazırım. Peki ya Mehmet? Ha? Onun suçu ne? Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben sizi bırakıp gitmezdim. Evet. Ben sizi bırakıp gitmezdim ama siz gidin. Gidin durmayın hadi. Beni boş verin de en azından Mehmet için bir yardım gönderin olur mu? Şükürler olsun sonunda dakikalardır süren bu gergin bekleyişten sonra nihayet üç kez sağ salim dışarı çıkabilecek sayın seyirciler. İtfaiye görevlileri saliye için hazırlıklara başladı. Thank you.
çıkacağız, tamam mı? Hadi gel. Hocam iyi misin? Çağla hocam. Diğerleri nerede? Yoklar. Nasıl yoklar hocam? Yoklar işte, öldüler ya da o şeye dönüştüler. Bakın çocuklar. Ben sizi görüyorum ama duyamıyorum. Duyuyor musunuz? Şu elinizdeki aletin Wi-Fi'si mi ne var, onu açın bakalım. Kurtarmaya geldim. Hocam kurtarmaya geldim. Komiserim, beni görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Tamam. Tamam, sesiniz geliyor. Şimdi bakın. Özel tim, özel harekat binaya giriş yaptı. Koridordan size doğru yönlendireceğim onları. Allah'ım çok şükür. Kurtulacağız. Savunma hocam, savunma. İlerleyin. İlerleyince birazdan buluşacaksınız. Kulağınız bende olsun. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam komiserim. Arkadaşlar, koridor sonuna doğru ilerlemeye devam edin. Çocuklarla da konuştum az önce. Size doğru yaklaşıyorlar. Güvenli bir şekilde alın gelin onları. Anlaşıldı, tamam. Beni takip edin. Burada değil. İlerliyoruz. Tamam. Siktir.
Ne oluyor lan? İlerliyorum, tamam. Koridorda hareketlilik yok. Temiz, tamam. Odalar temiz. Amirim, burada bir şey var. Kontrolü kaybediyorum. Amirim. Sağ oda temiz. Tamam. Sol odada kimse yok. Anlaşıldı. Tamam. Devam ediyorum. Anlaşıldı, tamam. İlerliyorum, arıyorum. Görsel temas sağlandı, yaklaşıyorum. Tamam, yaklaşıyorum. Hanımefendi polis, iyi misiniz? Tempo ışını kaybediyorum amirim. Bu ne lan böyle?
burada mısınız? Sinema ve tiyatro bölümlerinden bir grup öğrenci bir film çekmek için arkamda görmüş olduğum Eski Güzel Sanatlar Fakültesi binasına girdiler. Ancak bir süredir ne onlardan ne de onları kurtarmak için yapma... Ah!
Durun bakalım, nereye gidiyorsunuz? Henüz film bitmedi. Bugün burada inanılmaz bir facia yaşandı sayın seyirciler ve bu faciadan yalnızca bir kişi kurtuldu. Polis kurtulan kişinin kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak içeride onlarca cesetin olduğu söyleniyor. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Biz hazırız. Ya siz? Yes.